Yolcularının değişen beklentilerine zamanında çözüm üreten Ağrı'daki Doğu Anadolu Turizmi ziyaret ettik. İzliyoruz. Ağrı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğu Anadolu Turizm'deyiz. Melik Bey'in yanında. Merhabalar Melik Bey, nasılsınız? Efendim, size sormalısın, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiğiniz için ayrıcalıkla teşekkür ederim. Burada neler yaparsınız Melik Bey? Burada turizm sektörüyle uğraşmaktayız. Yaklaşık 17 senedir halkımıza turizm sektöründe hizmet vermekteyiz. Elimizden geldiği kadar da halkımızın güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamaktayız. Evet, peki Melik Bey'in buradaki görevi nedir Doğu Anadolu Turizm'de? Yaklaşık 17 senedir Doğu Anadolu Turizm'de müdürlük yapmaktayım. Firma sahiplerimiz İbrahim İlhan ve Tahir Eslek. Bunlar şu an şehir dışında. Firmanın müdürlük görevini burada üstlenmekteyim ben. Evet, bence hakkıyla üstleniyorsunuz, güler yüzünüzle, titizliğinizle. Peki buradaki hizmet yelpazemiz nelerdir? Yolcularımıza neler sağlıyoruz? Yolcularımıza elimizden geldiği kadar güvenli bir şekilde ailelerine kavuşturmak ilk hedefimiz. Personel seçimlerimizde personelimizin tecrübeli olmasına önem gösteriyoruz. Yolcularımız bizlerden memnun kalabilmesi için elimizden geldiği kadar onların isteklerini, dileklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin, yani yolcularımız bizden ne dilerse bunları yapıyoruz. Peki bu dilekleri biz nasıl öğreniyoruz? Dileklerimizi web sayfalarımızdan, bize iletilen iletişim bilgilerinden alıyoruz. Yolcularımız web sitesi üzerimizden bize ilettikleri dilekleri her neyse aniden personelimiz müdahale etmekte ve dileklerine karşılık vermekteyiz. Evet, bir anlamıyla da şikayet kutusunu online olarak sürekli siz mi peki bununla ilgileniyorsunuz müdür olarak? Bizzat kendimizle ilgileniyoruz. İlgilenen personellerimiz de var. Bize ilettikleri zaman biz de gerekli işlemleri aniden müdahale ediyoruz. Evet, turizm demek ne demek peki? Bunun getirdiği sorumluluklar nelerdir? Şimdi sektörümüz büyük bir risk sektörüdür. Sonuçta can taşıyoruz. Basit bir sektör değildir. Bu yüzden de turizm bizim kış bölgesi olduğumuz için daha riskli bir bölgedeyiz. O yüzden de araçlarımızın bakımları olsun, kışlık lastikleri olsun, zincirleri olsun her zaman dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan biridir. Evet, buradan uzun yollar kat ediyoruz. Bunun için bir tane şoför, yani bir tane sizleri temsil eden oradaki eleman yetmez. Bunun için önlemimiz nedir? Yollarımız uzun mesafeli olduğu için her bir aracımızda 3 kaptan, bir personel, ayrıca bir yardımcı personel bulunmaktadır. Uzun yollarda tek personel zaten hiçbir şekilde gidemez. Evet, uzun yol dedik. Bu uzun yolda yiyecek, içecek neler vardır? Araçlarımızda sürekli açık büfe uygulanmaktadır. Araçlarımız belli saat aralıklarında çeşitli tesislerde mola verip yolcumuzun ihtiyaçlarını gidermektedir. Evet, son olarak neler eksiktir turizm sektöründe? Turizm sektöründe bölge olarak neler eksik dersek şu şekilde ben söyleyeyim. Bunu o zaman sizin aracınızla ben yetkililere de iletmiş olayım. Fiyat konusunda Doğu bölgesinde çok zorluk çekiyoruz. Bakanlarımız olsun, yetkili müdürlüklerimiz olsun en azından bir alt taban fiyat belirledikleri zaman biz de rahatlamış oluruz. Çünkü yakıt fiyatları malum Türkiye koşulları, yakıt fiyatları çok yüksek. Ama biz şu an 1300-1400 kilometrelik bir yolu 100 lira, 120 lira gibi bir fiyat üzerinden taşımaktayız. Bunu el atmaları sizin aracınızla buna iletmek istiyorum. Evet, kaç yolcu kapasitemiz vardı peki? Her aracımız 46 yolcu kapasiteli. Evet, 46 yolcu kapasitesiyle birlikte 3 kaptan hepsine dahil, öyle değil mi? Hayır, 46 yolcu artı 3 kaptan bir muavin. Evet, yani diğerlerinden farkımız ne oluyor bu durumda? Hizmetimiz oluyor, sunduğumuz fırsatlar oluyor. Diğerlerinden farkımız şu an, yani mevcut firmalardan farklımız, online hizmet veriyoruz tüm yolcularımıza. Otogarlara, yazıhanelere uğramadan biletlerini rahatlıkla, güvenli bir şekilde web sitemizden temin edebilirler. Evet, teşekkür ediyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Doğu Anadolu Turizm olarak? Doğu Anadolu Turizm olarak şunu söylemek istiyoruz. Bizlere destek veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Doğu Anadolu Turizm'deydik. Ağrı'da buradan herkese selamlar diyoruz. Bir kez de olsa buradaki halkı, buradaki sıcaklığı görmeye herkesi davet ediyoruz. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak?